Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı yaptığı açıklamaları, özellikle ekonomideki dünya ile karşılaştırmalı Türkiye rakamlarını verdikçe gerçekten insan aynı ülkede mi yaşıyoruz, aynı rakamları mı görüyoruz, aynı sokaklarda mı geziyoruz, aynı halka, aynı millete mi hitap ediyoruz şüpheye düşüyor. Sanki bir paralel evrende, sarayında kendisine dışarıdan getirilen yalan yanlış bilgilerle ve sürekli her şeyi toz pembe gösteren bir masal aleminde yaşıyor gibi kendisi. Dünkü konuşması diyor ki Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmaktan daha büyük bir onur olabilir mi? Şimdi bu cümleyi alınca insan diyor ki Recep Tayyip Erdoğan gelmiş, ülke ekonomisini almış ve 20 yılın sonunda 10 büyük ekonomi içine sokmuş, gelişmiş ülkeleri yakalamış, geçmiş, bundan büyük onur olabilir mi diyor, alkışlıyorlar. Şimdi burada Tayyip Erdoğan'a inanmaya kalkarsak ne iyi, ama rakamlar hiç öyle göstermiyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylediği her rakamı teyit etmek lazım. Ama bunun düpedüz bir yalan olduğunu bilmeyen yok da bu metinler yabancı dile çevriliyor. Bütün ülke başkentlerine gidiyor. Nasıl biz takip ediyoruz dünyanın diğer ülkelerinde neler konuşuluyor, neler oluyor? Bunu görenler Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir ülke ki başındaki bu kadar fütursuz yalan söylüyor ve milletinin aklıyla alay ediyor. Halkını enayi yerine koyuyor diye düşünüyorlardır. Düpedüz Cumhurbaşkanı tarafından tüm cumhura, tüm millete hakaret. Türkiye'yi dünyanın en büyük ön ekonomisi içine sokmuş. Bakın 2015. Dünyanın en büyük 16. ekonomisiyiz. 2015 yılı. Bakın bütün dünyanın baktığı endeks 2020 yılında 20. sıraya gerilemişiz. 2021 yılında 21. sıraya gerilemişiz. Bütün uluslararası kuruluşların öngörüsü bu sene 22. sırada olacağız. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan 16. sıradaki Türkiye ekonomisini 7 yıl içinde ekonomistim ben bilirim ben bilirim diyerek 16'dan 22. sıraya geriletiyor ve çıkmış en büyük 10 ekonomi içine girmekten daha büyük onur var mı? Daha büyük onur yok. En büyük onur birinci olmaktır. Ama daha büyük onur yok. O onuru biz yaşatacağız bu ülkeye. Başka çaresi yok. Ne zaman senden kurtulunacak? Ne zaman bu bilmediğini de bilmeyen inatçı anlayıştan kurtulunacak? O zaman ancak Türkiye toparlanacak ve ilk ona doğru gidecek. Sen 16'dan 22'ye getirdin. Son 7 yıllık marifetin bu. Herkes rakamı bir başka yerinden tutar. Bunun öyle bir tarafı yok ama. Kimi büyümeye bakıyor, kimi ihracata bakıyor, kimi sırf ithalata bakıyor, kimi sırf enflasyon konuşuyor, kimi sırf istihdam konuşuyor. Rakamları eğiyorlar, büküyorlar. Bu yapılmasın diye hepsinin birden olduğu bir endeks geliştirmiş dünya. Bu endekse diyorlar ki, özellikle ülkelerin yoksullaşması sürecini analiz edenler, bu endekse diyorlar ki sefalet endeksi. Nedir sefalet endeksi? Enflasyon artı işsizlik artı faiz arasındaki fark, 10 yıllık faiz arasındaki fark eksi büyüme. Bu yapıldığında, bu hesap yapıldığında Türkiye'nin, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'nin son 7 yıllık endeksi şu. 2015 yılında sefalet endeksimiz 23,5'muş. Enflasyon artı işsizlik artı faiz arasındaki fark eksi büyüme. 23,5'muş sefaletimiz. 26 olmuş, 47 olmuş, 37 olmuş, 2021'de 60'a çıkmış. Türkiye'nin sefalet endeksi bu sene 99,5. Bu rakamların hepsi resmi rakamlar. Herkesin yakındığı enflasyon, işsizlik ve faiz farkını toplayıp övündükleri büyümeyi çıkarıyorsun. Sefalet endeksimiz 99,5. Burada 7 yıllık karneleri. Bir tek Türkiye'ye bakmayalım canım.
Dünyanın diğer ülkelerinde de öyle olmuştur belki. Vallahi öyle değil. Bakın sefalet endeksinde Türkiye 99,5 iken Güney Afrika 48,9. Brezilya 29,9. Yunanistan 19,9. Bulgaristan 19,7. Endonezya 12,4. Ne? Endonezya 12,4, Türkiye 99,5. İnanmayan araştırsın. İnanmayan toplasın. Denemesi bedava. Bütün dünyanın sefalet endeksi dediği 3 rakamı, resmi rakamları toplayıp büyümeyi çıkarıyorsun. Türkiye 99,5'ta, Endonezya 12,4'te. Beğenmediğin Yunanistan 20 bile değil. Türkiye'nin 7 yıl önceki hali de 22,5. Kimse tutup da rakamları değiştirecek gücü yok. Canlı yayında, basın toplantısında, kayıt altında söylüyoruz. Çıkın yalanlayın. Ondan sonra diyor ki ekonomi harika gidiyor. Avrupa türbülansta. Onların %8'lik enflasyonu bizim 80'den beter. Hoş geldin Akbaşoğlu. Akbaşoğlu bunu söyledi. Türkiye'ye rezil oldu. Onun bir kusuru vardı. Oradaki akrabalarımdan biliyorum. Torba %9 enflasyon olunca 90 kat pahalıya doğuyor falan diyordu. Orada da torbanın, poşetin toplamı enflasyonları %9. Eskiden 60 euroydu, şimdi 600 euro diyordu. Akrabalarım söyledi, tanıdıklarım söyledi diyordu. Akbaşoğlu'nun hesabıyla Tayyip Erdoğan hesabının arasında bir şey yok. Biri cehaletten, öbürü milleti cahil yerine koymaktan, enayi yerine koymaktan, kendini çok akıllı görmekten, kibirden. Bu kadar kibir, bu kadar küçük görme, bu kadar hakir görme, hangi partiye oy veriyor olursa olsun, ne görüşte olursa olsun, hiçbir vatandaşımızın hak ettiği bir durum değildir. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Sonra aynı gemideyiz. Hangi gemideyiz? Bakın beyefendinin gemisi. Aynı gemideyiz. İlk kez görüntülenmiştim Boğaz'da. Burasında Cumhurbaşkanlığı forsu. Yenilenmiş, bakım onarımdan sonra ilk fotoğraf. Yoksul işçiler, çiftçiler, emekliler, işsiz gençler. Aynı gemideyiz. Siz bu gemide misiniz? Cumhurbaşkanlığının gemisi. Ya bu gemi senden önceki cumhurbaşkanları zamanında ne olmuş? Süleyman Demirel zamanında bir ihtiyaç olduğu söylenmiş. Yapımına başlanmış. Ahmet Necdet Sezer'e teslime gelmişler. Ne yapmış Ahmet Necdet Sezer? Ya bu kadar israfa ne gerek var? Böyle bir gemiye ne gerek var? Böyle bir yatağa, böyle bir makam botuna ne gerek var deyip ne yapmış? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iade etmiş. Amacına uygun siz kullanın demiş. Ne zaman geri istemişler? Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelince. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca. Demiş ki ya bu Ahmet Necdet Sezer'in israf deyip geri verdiği bir tane gemi vardı. Yüksel at getirin bakalım. Onun içini bir güzel de böyle tekrar donatmışlar. Şimdi bundan geziyor. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın gemisi bu. Aynı gemide olanlar mutlaka ona oy versinler. Bu gemide olmayıp da gemisi batmak üzere olanlar, zorla nefes alanlar, çoluğunu çocuğunu böyle suyun üstünde tutmak için bu ekonomik krizde çırpınanlar bu gemidekilere değil, bu kaptanı değiştirince bu geminin kurtulacağına inanarak kendi hayat mücadeleleri için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındakilere oy versinler. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gemicilerine, gemiciklerine, evlatlarının gemilerine, gemiciklerine, Binali Bey'in gemilerine, gemiciklerine değil, bu ülkenin yaşam mücadelesini verdiği, hepimizin içinde olduğunu hep söylediğimiz Türkiye Cumhuriyeti gemisine kaptanı değiştirip yoluna tam hızla devam etmek istiyoruz. Tam yolla devam etmek istiyoruz. Gemi batıyor diyor, batmayacak. Bu gemiyi batıran kaptan değişirse bu gemi batmaz arkadaşlar. Ama kaptanda bu inat olur, biz de bu kaptanda inat edersek o zaman felaket kaçınılmaz. Hep birlikte yaşıyoruz. Rakamlar da ortada. Daha da bunun üzerine yapabilecek başka bir şey yok. Vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli kendisinin aklıyla alay eden, sürekli kendisini yanıltan
ve bir yandan da artık canına tak eden telkinlerinden de her şeyi çarpıtmasından da bıktı. Geçen sene bugün diyor ki enflasyon en üst noktayı gördü. Bundan sonra artması mümkün değil. Düşüş başlıyor diyor. O zaman enflasyon kaç? %19.8. O bunu dedikten bir yıl sonra oldu %80, 79.6. Ne diyordun? Sabredin, 2023 Nisan'da düşecek. Geçen sene bugün sabredin demişsin. Tepeyi gördü demişsin. %19.8'in üstüne çıkması mümkün değil demişsin. Ekonomiyi bilen sensin. Rakamlar %80. O da makyajlı rakamlar. Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu TÜİK'in rakamları. Gerçek rakamlar. Bunun 2-3 katı olduğunu vatandaş yaşayarak görüyor zaten. Ama dönüyor. Bir sene sonra aynı gün sabredin bu sefer Mart'a kadar. Vallahi ona buna değil seçime kadar sabrediyor. Vatandaş seçime kadar sabredecek. Enflasyon ancak ondan sonra düşecek. Yüzü ancak ondan sonra gülecek. İşsizlik ancak ondan sonra düşecek. Başka türlü ekmek kapısı sarayın kapısının kapatılmasına, demokrasi kapılarının açılmasına bağlı. Başka türlü olmuyor. Olmadığını hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Tabii bu yaşananların tamamını alaya alan ve sadece kendi gözlerinin içini güldürüp vatandaşın anasını ağlatan biri var. Kim? Sayın Nebati. Dün Sayın Genel Başkanımız önceden saatini ilan ettiği bir video mesajla vatandaşımıza seslendi. Dedi ki kapınızı çalacak varlık yönetim şirketleri. Sizi tehdit edecekler. İcraya verecekler. İcraya vermekle tehdit edecekler. Borcunun işte şu kadarını öde diye tepene çökecekler. Bunlara karşı ben senin arkandayım. İktidara gelince benimle konuşacaklar. Sakın onlara yüz verme dedi. Neden dedi bunu? Çünkü elektrik, su, doğalgaz bir sürü borçtan dolayı vatandaş ödeyememiş. Önce faiz binmiş, ödeyememiş. Faizin faizi, temerrüt faizi. Borçlar birken 10 olmuş. Bunlar bu paranın bir kısmını kendine veren şirketlere vatandaşın borcunu satmışlar. Ne olacak? Varlık yönetim şirketi arayacak. Vatandaşa diyecek ki 16 bin lira borcum var. Derhal 15 bin lira vermezsen geliyorum televizyonunu kaldırıyorum. Buzdolabını kaldırıyorum. Kemal Bey buna isyan etmiş. Çıktı dedi ki size bunu yapacaklar. Direnin dedi. Ben varım dedi. Günü gelince onlarla ben hesaplaşacağım dedi. Bakın Kemal Bey bunu söylemeden önceki Türkiye'de Bay Kemalsiz Türkiye'de Sabah gazetesi. Taşra baskısı. Kemal Bey konuşurken eski deyimle işte tabloidler basılmış, makinalar dönmüş. Tabii şimdi dijital baskı falan ama Sabah gazetesi Van'ın ilçeleri için, Manisa'nın Yuntdağ köyleri için, Antalya'nın Yörük köyleri için, Trabzon'un Sümelası için bu baskıyı yapmış. O günün Türkiye'sinde 10 bin okul seferberliği diye övüyor hükümeti. Yapar işi bu. Bay Kemal konuşmuş. Gece 10'da İletişim Başkanlığı, Maliye Bakanlığı'nın iletişimcileri, televizyonlardan 4 kanala telefon. O devredilen temerrütler var ya vatandaşın gırtlağına çökecekler. Kemal Bey bunu vurguladı. Ortaya döktü. Ödemeyin dedi. Kapıları çalacaklar yarın sabahtan itibaren. Gelecekler bu paraları isteyecekler. Ve bir anda rüzgar terse dönecek diye paldır küldür. Ne bakanlar kurulu toplantısı ne bilmem ne. Ne meclis aşık. Hop Sabah gazetesinin Türkiye baskısı, şehir baskısı değişti. İcralık borçları devlet silecek. Sabah gazetesi, Bay Kemalsiz Türkiye'nin Sabah gazetesi. Umurlarında değil icradaki vatandaşa çökecek olan varlık yönetim şirketleri. Bir de işin kötüsü o şirketler de bunu doğal normal yollarla tahsil etmeyince tefeciye veriyorlar. Bu sefer böyle buradan silah göstermeler başlıyor falan. Kemal Bey onu da söylüyor. Tehdit edecekler sizi diyor. Tefeciye veririz diyecekler diyor. İyi ki Bay Kemal var.
Hop silindi borçlar. Bu kadar basit. Bay Kemalli Türkiye. Vatandaşa söyleyeceğimiz şu. Zaten bunu yapmaları hakları yoktu. Biz size şunu yaptık, bunu yaptık demiyoruz. Biz neler yapacağımızı iktidara gelince göstereceğiz. Bir tek şunu söylüyoruz. Muhalefetteyken emekliye 2 maaş ikramiye veren, verdiren, taşerona kadro veren, verdiren, asgari ücret 900'ken 1500 yapacağız deyip ayarlarını bozup yaptıran, sonra da buralara kadar gelmesini sağlayan, KYK borçlarının faizlerini sildiren, en son icradaki borçların faizlerini sildiren Bay Kemal bir iktidara gelsin de o zaman nasıl garibanın, yoksulun, memurun, işçinin, çiftçinin dostu olduğunu hep birlikte göreceğiz o zaman. Ama önce bir bunlardan bir kurtulalım, bir kurtulalım. Bunlar gideceklerini anladılar panik halinde. Ne dersek yapıyorlar. Ne için? Seçimi kaybetmemek için. Yoksa 20 yıldır neredesiniz kardeşim? İcralık borçların faizini silmek için. Aile Bakanlığı yeni proje yapıyormuş. 400 ila 600 lira yoksul ailelere bir sene boyunca para. 10 katını hak ediyorlar. Aile sigortasıyla 5500 lira vereceğiz onlara biz. Ama bugüne kadar nerede aklınız kardeşim? Her ucundan seçime yönelik darphanede bas parayı karşılıksız dağıt ben bu seçimi. Vatandaş bu tip işleri samimiyet testini çoktan yaptı. Sen vatandaşın vicdanında bu samimiyetsizliğine işte bu anketlerdeki duruma düştün. Bundan sonra böyle aydan para getirsen, Mars'tan para getirsen, çil çil doları dağıtsan seçimden sonra başına neler geleceğini bildiği için bir daha asla ve asla bu her şeyi ben bilirim yönetimine devam demeyecek vatandaş. Birazcık da bu ülkeyi iş bilenler, eğitimini almış olanlar, kuru inatla değil de akılla, bilimle yönetenler yönetsin diyecek. Biraz da diğer ülkelerdekiler gibi bizim yüzümüz gülsün diyecek. Bu yüzden biz videolarla ya da mitinglerle ya da salon toplantılarıyla, grup toplantılarıyla vatandaşın derdini, tasasını dile getirmeye, onun birikmiş sorunlarını ya çözdürmeye, çözmezlerse de gelince çözmeye talibiz ve devam edeceğiz buna. Başka hiçbir çaresi yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne sorunları dile getirmekten, ne çözüm önermekten vazgeçmeyeceğiz. Böyle daha sabah gazetesine çok manşet değiştireceğiz. Ne diyorlar? Manşet devrildi mi diyorlar buna? Daha çok deviririz biz sizin manşetleri seçime kadar. Bizi beklemeye devam edin. Akşam 17'den önce vaat açıklayan bir daha ne olsun? Çok zevkli oluyor. Gece yarısı paldır küldür Türkiye değişiyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Korkunun ecele faydası yok. Sabah gazetesi tuşlara daha çok bas. Titanik'in, batan Titanik'in piyanocususun sen. Yeni Şafak'la birlikte o da oradan öttürsün. Gemi batıyor, çığlık çığlığa, bunlar her şey çok güzel, daha çok, daha yüksek çalın, daha yüksek çalın. Çok manşet değiştirirsiniz. Daha çok eğlence sizinle. KPSS soruşturması var, unutturmayalım. Şimdi KPSS soruları çalındığı, bilindiği, bilindik sorunun sorulduğu, birilerine torpil yapıldığı ortaya çıktı. Suçüstü yakalandılar. Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdiler. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nı Devlet Denetleme Kurulu harekete geçirdi. Ona ihbarda bulundu. Soruşturma yürütülüyor inşallah. Ama savcı ve ketum. Ya ara ara bir bilgilendirme yap. Ne aşamadayız? Yapıyorsunuz ya. Zamanında bu ülkenin subaylarını sabahın köründe, bu ülkenin kahraman askerlerini kumpaslarla toplarken sabah öğlen akşam bildiri geçiriyordu. Bu soruşturmada ne aşamayız mı bilelim. Yok, tık yok. Bir tek sınava iptal etmekle bu işten kurtulamazsınız. Bir tek bu sınava bakmakla da olmaz. Geçmişte yaptığınız sınavların sadece bir sınavda mı yaptınız bunu? 1000 çeşit oyun var. Hepsinin incelenmesi lazım. Ona rağmen kendisine soru verilmeden geçmiş sınavları kazanan kardeşlerime ayrıca binlerce kez tebrik ediyoruz. Ya kazanamayanlar? Yerlerine kimler girdi? Şifrelerle, verilen bilinen sorularla. Ve
Bir tepsi baklava çalana ters kelepçeyi takıyorsun. Videosunu çekiyorsun, Anadolu Ajansı'ndan geçiyorsun. Bir kelepçe görmedik. Gençlerin geleceğini çaldılar ya. 1,5 milyon gencin umudunu çaldılar, yıllarını çaldılar. Sabahlara kadar uykusuz geçirdiği gecelerini çaldılar. Bir görelim bir kelepçe ya. Bu işin sorumlusu kimse bir çıksın bakalım, bir gösterin. Bir bilgilendirme yap savcı bey. Kamuoyunu bilgilendirmek görevin, hangi aşamadayız? Kaç kişiyi sorguladın? Kaçını tutukladın? Tutuklamadıysan nasıl bir tedbir uyguladın? Ne oluyor, ne bitiyor bir görelim. Unutturacak mısınız bunu? Sınavı iptal ettik. Çocuklar bir daha çalışsın. 18 Eylül'de girsinler, bu işi unutalım. Yok öyle unutmak. Boğaziçi Üniversitesi. Habire uğraşıyorlar. Ya siz hani Osmanlı'yı çok seviyorsunuz, beğeniyorsunuz, sahipleniyorsunuz. Kuruluşu 1863, Osmanlı'da kurulmuş bir üniversite. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Siz bu üniversiteyle uğraşmaya başlamadan önce ilk 500'deydi üniversite. Siz bu üniversiteyle uğraşa 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 elinize sağlık. İlk 1000'den düşme tehlikesi var. 500'ün içindeydi, 1000'in sonlarına doğru kaydı gidiyor. Türkiye'nin en iyi 2., 3., 4. üniversitesi oluyordu. Şimdi bir kuru inat uğrunda marka değeri de düşüyor. Abuk subuk yaptığınız bütün işlerle ne huzur kaldı, ne kaliteli bir eğitim öğretim hayatının sürme imkanı kaldı. Habire öğrencileri gözaltına al, jopla, tutukla, akademisyenleri üniversiteden at, kapıdan sokma. Yaptıkları her işlemde hukuka aykırı, ikide bir mahkemeden dönüyor. 500 tane terörist saptamıştı Suç İşleri Bakanı. Bir tane tutuklu yok Allah'a şükür, bütün çocuklar beraat ediyor. Bir yalan üstüne kurulmuş bir hınç davası sürüp gidiyor. Boğaziçi ile dayanışmaya ve daha dün yapılan bu rezillikleri takip etmeye ve elinde sonunda hem Melih Bulu'dan hem mevcut rektör Naci İnci'den ve onunla birlikte hareket edip bu üniversitenin canını okuyanlardan hukuk önünde hesap sormaya da ahdimiz var bilesiniz. Şimdi bambaşka bir mevzu ama yine aynı özensizlik, aynı çirkinlikler. Hukukun gereğini yapmamak, hukukun arkasından dolaşmak, kanunları bırakın anayasaya karşı muazzalı ilişkiler, anayasayı kandırma, anayasal düzenin arkasından dolaşmalar falan. Ama öyle bir durumdayız. Hani böyle sahra altı kabilelerde ya da okyanustaki ada devletlerinde olmaz. Bakın. Bir fişek fabrikası kuruluyor Çorum Sungurlu'ya. Milli savunma yatırımı 2500 istihdam, 6 milyar dolar kapasite gibi ilgili bakanın söylediği sözler var, 6 milyar liralık kapasite gibi. Bunların hepsi güzel, yapılması lazım, bir itiraz yok. Ama bunu yaparken bir, hukuktan ayrılamazsınız, iki, insanların hayatını tehlikeye atamazsınız. Şimdi bunlar Çorum Sungurlu'da, OSB'de bir imar değişikliği yaparak oraya barut fabrikası yapmak istiyorlar. Birincisi, yapmak istedikleri alanda söyledikleri kapasiteyi yapmaları mümkün değil. Yani kanunlara göre bir barut üretim fabrikası kuracaksanız yönetmeliklere göre ve bu kadar üretecekseniz ya 10 katı araziniz olacak ya da 1/10'unu üretmeye izin var. Bir kez böyle bir tutarsızlık. Aksi çalışanlar açısından tehlike, komşular açısından tehlike, etraftakiler açısından. Yan yana da 3 yeni fabrika oluyor. 2500 yeni işçi. Bunun için yönetmeliklere, kanunlara uyarsanız işte birinin 5 kilometre ileride, birinin 7 kilometre ileride olması, fabrika alanının da 10 kat fazla olması lazım. Böyle bir tehlike var. Bunun için de imar değişikliğini, barut fabrikası yapacağım dedin mi, orada bir sorun var. İmar değişikliğine aldıkları eğitim ve yetkileri gereğince itiraz edip direnip dinlenmeyenler var. Ve buna karşı da milletvekilleri var, milletin hakkını savunsun diye. Çorum milletvekilimiz Tufan Köse tüm bunları görüp başvuruyor. Ne zaman? Bakın 24 Haziran 2022 günü
Çorum Valiliğine, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvuruyor. Güzelce anlatıyor. Diyor ki imar değişikliğini yapmadınız. Ve bunun tarım dışı kullanım iznini almadınız. Bu alınmadan ve TEİYAŞ'la protokolü imzalanmadan bu imar değişikliği olamaz. Burada da bu fabrika yapılamaz. Temeli atılamaz. Bu eksiklikler giderilmeden olmaz diyor. Bu dilekçeyi veriyor. Dilekçe sonuna kadar haklı. Dilekçe itiraz süresi dolunca itirazlar ilan edilecek ya bu fabrika için. İtirazlar da yok. Tufan Köse şaşırıyor. Bir soruyor. Kayda girmiş ama işleme alınmamış. Neden aceleleli varmış? Cumhurbaşkanı temel atacakmış. Ya öyle şey mi olur deyip noterden ikinci başvuru. Birincisi 24 Haziran, ikincisi 1 Temmuz. Başvuru süresi Haziran sonunda doluyordu. İlana çıkmayınca ihtar çekiyor. Şu tarihte başvurdum, kayıt numarası bu, nasıl işleme almazsınız? Bu sefer işleme alıyorlar. Ama cevabı 1 Temmuz'dan 11 Ağustos'a kadar bekletip 11 Ağustos'ta diyorlar ki dediklerinizde haklısınız. Doğru. İmar değişikliği yapılmadı. Çünkü Tarım Bakanlığı'ndan tarım dışı kullanım izni henüz gelmedi. Ve TEİYAŞ'ta protokolü hala imzalamadık. Doğru. Bunları karar vermişler. İtirazınız doğrultusunda önümüzdeki dönemde tamamlanmasına karar verilmiştir deyip 13'ünde Sayın Varank'ın meşhur konuşmasıyla, Cumhurbaşkanı'nın uzaktan katılımıyla temeli atıyorlar. Bakın okyanustaki ada devletinde market açamazsınız böyle. Ben buraya market açacağım. E orası market açma yeri değil. İtiraz ediyorsun. Haklısın diyor, sonra yapacağız onu diyor. Önce biz marketi açıyoruz. Sahra altı Afrika ülkelerinde bu şekilde kahvehane açamazsın. Kafeterya açamaz. Adamlar barut fabrikası açıyor. 2500 işçi çalışacak. O alan teknik olarak 10 kat büyük olmalı. Oraya 2500 kişiyi sıkıştıracaklar. Sonra Varank sayılar veriyor. Şu kadar kişi çalışacak, şu kadar milyar kazanacak. Eyvallah, fazlası olsun. Ama çıkıp da yarın öbür gün onun başına geçip şu anda enkazdan şu kadar işçi çıkarıldı, bu kadar hayatını kaybetti, bu kadar bilmem nerede tedavi oluyor demeyin. O yüzden biraz laf dinleyin, söz dinleyin, hukuk dinleyin. 2500'de 25 bin kişi istihdam yarat be adam, ama kurala, kanuna uygun yap. Vallahi Suç İşleri Bakanı'nın hakkını yemişiz. Ne diyor muhtara? Sen yık diyor. Gecekonduyu diyor. Karar arkadan gelsin. O bir tane metruk gecekondu diyor. Biz adama kızıyoruz. Hukuk devletinde olur mu? Hakikaten olmaz. Adam 2500 kişinin hayatını ortaya koyduğu fabrikaya açılışı yapalım, sonradan onları tamamlayacağız diyor. Temelini atalım. Bu işi de takip edeceğiz. Özellikle metrekare ve üretim kapasitesi açısından o ihmale izin vermeyiz. Sonra AK Partilisi, CHP'lisi, HDP'lisi, İYİ Partilisi, Faziletlisi, Büyük Birlik Partilisi fark etmiyor, analar ağlıyor kardeşim. Anaların gözünün yaşı olmaz. Anaların gözünün yaşının rengi olmaz, partisi olmaz. Bu işlere hassasiyet gösteriyorsak ettiğimiz yeminin sorumluluğuyla Tufan Köse de onu yerine getiriyor. Tabii bunun dışında daha neler neler tabii. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyoruz, alay ediyorlar. Yine Anayasa Mahkemesi'ne götürürsün. E götüreceğim tabii anayasaya aykırıysa. Benim görevim bu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 74. Fiyat İstikrar Komitesi kurmuşlardı. Kuramazsınız dedik. Niye? Merkez Bankası Kuruluş Kanunu madde 4. Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'na ait. Münhasıran o yetkilendirilmiş. Sadece ve sadece. Neden? Çok önemli bir görev. Bağımsız olması lazım. Dış etkilerden arınması lazım. Bakma bunlar ikide bir başkanını değiştiriyor. 5 yıl başkanını bile elleyemezsin. Özerk olması lazım. Kanunla kurulmuş. Bunlar laf dinlemiyor Merkez Bankası Başkanı diyor o zaman. Fiyat İstikrar Komitesi diye bir şey kurdular. Yapamazsın, kanuna aykırı. İptal etti. Bu Anayasa Mahkemesi. Bu yapısıyla yarısından bir fazlasını Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı, 4/3'ünde fazlasının AK Parti döneminde atandığı, 5/4'ünü
Bu Anayasa Mahkemesi. Ama göz göre göre bu kadar açık bir ihlale ne desin? Devam edelim. Madde 68 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Diyor ki, komiteye ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarına yurt içi üretim sürekliliği ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar alma yetkisi verilmiş. Kime veriyor bunu? Sanayileşme İcra Komitesi'ne. Ya buranın yetkisinde olan bir şeyi komiteye veriyor. Onların denetimi bile Sayıştay eliyle meclis tarafından yapılıyor. Sen yapısını değiştiriyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Yapamazsınız kardeşim dedik. Gittik, Anayasa Mahkemesi bunu da iptal etti. En son, en yakından hatırlayacaksınız daha geçen aylar, 7350 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapan torba kanun, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na, TDI'ye ve limanlarla ilgili ihalesini yapmışlar, birilerine vermişler. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra günü de olacak. Bunlar iktidardan gideceklerini anladılar. Yandaşlar bunların paçasında. Ya şu şartlarda almıştık ama günü 2 sene sonra doluyor. Aman bunu uzatalım. İçinde bulunan yandaşına 49 yıl süre uzatımı. Ya ne uzatıyorsun, ben 2 sene sonra şeffaf bir ihale yapacağım. Yarıştıracağım. Çok daha yüksek paralara bu limanlar, bu tesisler kiralanacak. Sen 3 sene sonra bitecek şeyi, 2 sene sonra bitecek şeyi, kendi seçiminden 1 sene sonra bitecek olan limanı içindeki yandaşına 49 yıllığına uzatma yetkisi. Ve buna bu meclisi, AK Parti grubunu ve çok milliyetçi AK Partisi, milliyetçi MHP grubunu, çok muhafazakar AK Parti grubunu alet ettiler. Kaldır elleri, kaldır. Limanların süresi 49 yıl. Onu da iptal ettiler. Hem de durumun aciliyetinden, öyle 1 sene 2 sene beklemeden. Hemen iptal ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok milliyetçi milletvekilleri yandaşa 2 sene sonra çok daha pahalıya yapacağımız, yarıştırarak yapacağımız ihaleyi peşkeş çekmeye milliyetçi milliyetçi oy vermişlerdi oysa. Çok muhafazakar beyefendiler milletin malını muhafaza etmeyip de birilerinin karını muhafaza etmeye çalışıyorlar. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidince de alay ediyorlar. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden çalınan 49 yıl verdiği yandaş müteahhitin elinde 49 yıl kalacaktı, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Şimdi bunu böyle anlayan bir AK Partili bir MHP'li seçmenin CHP'ye bak hainler Anayasa Mahkemesi'ne gitmişler diyeceğini düşünüyor musunuz? Hepimizin çocuğunun geleceğini, hepimizin alın terini koruyoruz. İyi ki CHP var. İyi ki Anayasa Mahkemesi halen daha bu kadar artık böyle göze sokarcasına ihlallerde cesaret gösteren bu kararları alıyorlar. Bir yandan da bekliyor. Onu da bir an önce görüşürler diye ümit ediyoruz. Karar çıkardılar. Kayyum atıyorlar ya bunlar şirketlere, TMSF'deki. Kayyum aldığı karardan dolayı. Hem madden hem Türk Ceza Kanunu açısından asla sorumlu olmayacakmış. Suç işleyecek kayyum, ceza kanunu açısından sorumlu olmayacak ne demek? TCK'ya aykırı bir karar alacak ama yargılanamayacak. Kayyumlara böyle bir dokunulmazlık veriyor. Hem parasal olarak sorumsuzluk, hem cezai sorumsuzluk. O da önlerinde bekliyor, o da iptal olacak. Böyle şey olur mu? Hangi vicdan kabul eder? Bir vicdansızlığı söyleyelim. Biliyorsunuz ek ders karşılığı çalışan personel var. Bunlar 2 yerde çalışıyorlar. Bir, Milli Eğitim'de gayet normal ama keşke olmasa, hepsi kadroda olsa. 2, Aile Bakanlığı'nda. Psikolog çalıştırıyor, sosyal hizmet uzmanı çalıştırıyor, her meslekten insan çalıştırıyor ek ders karşılığı. Sanki bir maaşı varmış da ilave ek dersmiş gibi. Zaman zaman bunların maaşları asgari ücretin de altına iniyor. Biz de bunu söylüyoruz. Kemal Bey defalarca söylüyor. Geçenlerde Tayyip Erdoğan çıktı. Bir sürü müjde verirken her 5 saat ders için 1 saatte onlara ilave veriyoruz diyerek asgari ücretin üstüne çıkardı maaşlarını. Sistem yanlış, kadro verilmesi lazım falan ama hiç olmazsa bir rahatlama. %20 zamma tekabül ediyor yaklaşık. Sevindiler.
maaş çekmeye gidince, ödeme almaya gidince bir gördüler ki yok öyle bir şey. Bir sormuşlar, o sadece Milli Eğitim'e uygulanıyormuş. Aile Bakanlığı'ndaki ek ders karşılığı olanlara uygulanmıyormuş. Bu haksızlığı da dile getirelim. Aha, hiçbiri oy vermeyecek. Vallahi de vermeyecek, billahi de vermeyecek. Apar topar bu gece bu çocuklara da bir şey verin. Seçim yaklaşıyor. Normalde duymazsınız. Apar topar. Sabah gazetesi hazırla manşeti. Ek ders diye müjde geliyor. İnşallah olur. İnşallah çözülür. Bir yandan şunu söyleyelim. İşlerin çok yolunda gittiğini söyleyen ve işte bu Kemal Bey'in suçüstü yakalayıp ihbar edip millete direnin çağrısı üzerine varlık yönetim şirketlerine devredilmiş icralık borçları silme meselesinden 6 milyon kişi yararlanabilir diyorlar. İcradaki derdest dosya sayısı Türkiye'de 24 milyon. Dikkatinizi çekeriz. Ve sadece ve sadece bu senenin 1 Ocağı'ndan bugüne kadar UYAP üzerinden 5 milyon 646 bin yeni icra dosyası açılmış. Yani 6 milyon olsa bile, ki anlaşılıyor ki bütün borcu silmiyorlar. 2 bin liraya kadar onu, 16 bin lira olmuş mesela elektrik borcunu, 14'e düşecek falan. Daha da fare doğuracak, o da ayrı. Ama toplam 6 milyon kişi istifade edecek. Bu sene, bugüne kadar zaten 6 milyon kişi icralık olmuş. Sadece bu senekileri kurtarır. 24 milyon derdest icra dosyası var. Türkiye'nin gündeminde, insanların gündeminde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bunun dışında başka bir konumuz var mı diye bakıyorum. Başka bir konumuz yok. Buyurun. İmam hatipler diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren, yasayla kurulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde kurulmuş ve dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eliyle ve denetimiyle öğretecekleri, yetiştirmek üzere kurulmuş okullar, bu okullar hiçbir okula o yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir espri de olsa, şaka da olsa tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri çok rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı. Hızlı bir şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz. Biz de takip edeceğiz. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz.